Böyle bir kış bahçesi yapayım diyorum eve. Rengarenk. Hepsiyle uğraşırım tek tek. İsimler veririm. Büyütürüm hepsini güzel güzel. Ne diyorsun? Çok vaktini alır diyorum. Alsın. Vakitten bol ne var? Ne düşündüm biliyor musun? Tibet. Benimle Tibet'e gelmek istemez misin? Bu mevsimde çok soğuk oluyor diye duydum. Kalın giyiniriz. Bak hayatta yapmak istediğim şeylerin listesini yaptım. Uçak kullanmayı öğreneceğim bir kere. Sonra paraşütle atlayacağım. Kullandığın uçaktan atlamazsın inşallah. Ya dalga geçme. Hayal kuruyoruz burada. Vakıf açacağım sonra hasta çocuklar için. Bir sürü hayat kurtaracağım. Kendi çocuğun olmayacak mı? Olmaz mı? Üç tane. Su, ateş, toprak. Deli edecekler beni. Böyle bir çiftliğimiz olacak. Sonra hayvanlarımız olacak. Onların da isimlerini sayayım mı? Ya ben yok muyum? Sen yoksun. Gitmişsin. Hani o eski aşkın var ya, yine onunla berabersin. Mutlu muyum bari? Yok ya, çok pişmansın. Nerede bahar, nerede bu kız? Mumla arıyorsun beni. Çünkü ben bir taneyim. Değil mi? Niye gittim o zaman? Çünkü ben sıkıldım senden. Çünkü ben öyle istedim. Tamam mı? İyi olacağım dedim. Beni merak etme dedim. Tamam. Sen de söz dinledin, gittin. Beni çok özledin ama. Senede bir gün buraya geldin. Beni hayal ettin burada. Şimdiki gibi. Olur mu? Bahar. Olur da Ezel. Olmayacaksa da olur de. Hadi. Ya hiç yalan söylemedin mi hayatında? Bir kere de benim için söyle. Yalan falan söylemeyeceğim. Gittiğince de gitmeyeceğim. Oyun bozan. Sıkıldım ben senin oyunlarından. Oyun yok demiştin. Hani birbirimize doğruyu söyleyecektik? Olur sen başla. Of. Sıkışınca yine mi gidiyorsun? Hadi söyle. Bir de bu mu çıkacak ya benim başıma? Ben bir de bu kızla mı uğraşacağım? Uğraşmayacaksın da. Hayır uğraşmayacağım. Ben bugün varım, yarın yokum Kamil. Ne diyeceğim bu kıza? Yalan söyle. İntikam için söylüyoruz. Anlamıyor musun Kamil? O intikam var ya, onun için bir zaman gelecek, ben bu kızın kalbini kıracağım. Yardım edeyim derken her şey daha beter olacak sonunda. Güzel. Kız ölüyor. Daha beter olmaz. O zaman elimizi çabuk tutalım. Yapmamız gerekeni yapalım. Daha fazla zarar vermem. Tevfik Ali'nin yanında mı? İyi. Ali'yi indiriyoruz bu gece. Hem de tek kurşun atmadan. Öbür taraf? Zembereyi kurduk. Eyşan adım adım gelecek bana. Çok iyi tanıyorum bunu. Birinin onu beğenmesi gerek. Onu sevmesi gerek. Ne kadar ileri gideceksin? Asıl soru, o ne kadar ileri gidecek? Babası. Baba. Ne diyorsunuz siz? Ne dediniz demin? Mümtaz. Mümtaz Bey ne oluyor dedim sana. Mümtaz Bey. Mümtaz. Sana Mümtaz Bey. Mümtaz Bey.
üzerinde olsun. Şu işleri burada yapma ya Ali. Hani yap yapman gerekiyorsa da ben görmeyeyim. Gözünü kapa o zaman. Süre kabına çıkıyoruz farz et. Neymiş de vallahi bunun suçu? Parazime girdi. Bu bizim kumarhane işiyle mi alakalı? Vurunca anlarız. Dur. Gitmeden sana iyi haber. Mert haberi çıkarmış. Bu mu iyi haber? Ömer bize son bir kıyak yapmış. Bir mektup var diyor burada. Mektup mu yazmış Ömer? O mektup bizim en büyük güvencemiz Ali. Ömer'in itirafı. Kendi ağzından arkadaşlığın kralını yapmış bize. Ha? Kes sesini. Ne? Yok sana demedim. Niye yapmış Ömer? Utançtan. Niye utansın ki? O bir şey yapmadı. Kendi yaptığın şeyden utanmazsın ki oğlum. Başkalarının senin yaptığını sandığı şeyden dolayı utanırsın. Kendinden düşün. Katil adam utanmaz. Ama utanç adamı katil yapar. Cengiz. Bildiğin yok. Dersi de iyi öğrenmişsin ya. Hangi ders o dayı? Beni seven herkesi kendimden uzaklaştırma dersi mi? Hayatta öyle şeyler vardır ki yeğen, mutlaka yapılmaları gerek. Ama yapılması için mutlaka yalnız yapılmaları gerek. Yalnız. Sen söyle o zaman dayı. Bu kadar şeyi bilip de yapayalnız kalmak nasıl bir şeydir? Yani yalnız kalan bir adam hiç yalnızlığından kimseye bahsedebilir mi? Hayır, bahsedemez. Yalnızlık yaşamda bir an. Hep yeniden başlayan, dışından anlaşılmaz. Yalnızlık kocaman bir yalan. Kovdukça kovulayan paylaşılmaz. Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılırsa yalnızlık olmaz. Sana ders verdiğim yeri geçtik. Boynuz kulağa geçti. Çırak oldu usta. Şimdi ben seni dinliyorum. Söyle bakalım. Ne yapmam gerek usta? Dayı. Söyle usta, söyle. Ne yapmam gerek? Gitmen gerek dayı. Nedenmiş o? Fazla girdin işe. Ali peşine düştü. Ali kokuyu aldı dayı, vazgeçmez. Bulur seni. Beni bulursa? Seni bulursa beni bulur. Thank you.
Beni tehlikeye atmamak için ortadan kaybolman gerek dayı. Dayı, içimden bir ses boş durmayacağını söylüyor. Yani hayatta öyle şeyler var ki mutlaka yapmak gerek. Ama mutlaka yalnız yapmak gerek. Dayı, bu senin son görüşün değil. Anlıyor musun beni? Bana bırakmış. Hediye. Sen beni göremezsin. Ama ben seni hep göreceğim. Uzun bir yol gittim. Ama nereye gidersen git, en başa döneceksin. Dayı. Ali Bey, hayırlı olsun yatınız. Şunu da imzalarsanız. Ne? Ödemenin şeyi. Kalanının şeyi. Senetleri. Ne lan, lodos yemiş gibi öyle ha? Arkana dön. Eğil biraz. İmzalarız tabi lan. Al bakalım. Ali Bey, telefon var. Gel gel, bugün sen bile bozamazsın keyfimi. Çek bakalım bir fotoğrafımı. Asrın fotosu. Buyurun, Kaptan Ali. Nereye bağlayacaksın? Azizi'ye nesi? Azizi'ye cezaevi. Kim arıyor? Bağla. Ali abi. Ömer. Benim Ali abi. Nasılsın? Ali abi, niye bir şey demiyorsun? Sesimi duyduğuna sevinmedin mi? Ali abi, niye konuşmuyorsun? Utanıyor musun? Diyeceklerim var. Sana mı diyeyim, başkalarına mı? Ha? Yoksa yüzüme bakacak kadar erkek değil misin? Ha Ali abi? Hadi. Bekliyorum. Bir tanesin. Çağırınca hemen gelirsin yanıma.
Ali abimsin benim. Ben kavga etmeyi seninle öğrendim. Ben Mert'le senin yanında öğrendim. Ben karşındakinin gözünün içine bakıp doğruyu söylemeyi, korksan da, utansan da, doğruyu söylemeyi senden öğrendim. Yaptın mı? Sattın mı beni? Evet. Ali abi, sen bana kıymazsın. Eyşan nasıl alet oldu? Eyşan'ı ne yap? Cengiz mi? Onun başının altından çıktı değil mi? Eyşan o mu zorladı? Öyle değil mi? Evet. Cengiz yaptı. Güvenlikçiyi sen mi vurdun? Evet. Kaç para? Kaç paraya katil olunur? Kaç paraya kardeş satılır? Abi herkesi anladım da. Niye? Ali abim niye? Ömer. İyi dinle beni. Şunu demek için geldim buraya. Eğer konuşursan, eğer birine bir şey dersen, sen içeridesin. Annen dışarıda. Babam dışarıda. Kardeşim dışarıda. Ne kazandıysan hepsini kaybedeceksin. Sen öyle abi. Nereye gidersen git. En başa döneceksin. En başa döneceksin. Kimse güvenmeyecek sana. Kimse inanmayacak sana. Kimse kalmayacak yanında bir gün. İşte o gün var ya. Ölsem seni bulacağım. Ölsem yapışacağım yakana. Duydun mu? Ali abi. Nereye gidiyorsun kardeşim? Kaçıyorum. Kimden kaçıyorsun kardeşim? Ömer'den. Ömer'den kaçıyorum. Nereye kaçıyorsun kardeşim?
Bilmiyorum. Daha güvenli bir yere. Öyle bir yer yok Ali. Çocuğu duymadın mı? Duydum. Ne dedi? Söyle ben de duyayım. Lanetledi beni. Ömer lanetledi beni. Kerpeten Ali. Geliyor. Ömer geliyor. Senin için geliyor. Sesin. Ali Bey. Daha iyi. Görmek istemiyorum dışarıyı. Şu anda kaç kişi benim durumumdadır acaba? Binlerce değil mi? Şimdi 1 milyon kadın aldatıldığını öğreniyor. Tam şu anda. 1 milyon da erkek vardır. Erkek aldatıldığında ihanete uğrar. Kadın aldatıldığında tercih edilmediğini anlar. Kadın olduğundan beri oynadığı oyunu kaybettiğini anlar. Erkek aldatıldığında kurbandır. Kadın onun cellatı olur. Ama kadın aldatıldığında suçlu hisseden yine o kadındır. Niye suçlu hissetsin ki? Çünkü öbür kadın kendinde olmayan her şey. Şu camın arkasındaki kadın... Silme. Onun hak etmediğini hak etmiş. Sevilmeyi. Gülüyorlardı. Gülüyorlardı Ezel. Gözümün önünden gitmiyor. Mutluydular. Tamam biz Cengiz'le hiç mutlu olmadık belki ama... neşeliydik. Eskiden. İhanete uğramış gibi hissetmiyorum. Daha çok ihanet etmiş gibi kendime. Üzülüyorum ya. Çok üzülüyorum. Ne oldu bana? Nereye gittim ben? Ben hiç böyle bir insan değildim ki. Nasıl biriydin? Hatırlamıyorum. Sanki ben ölmüşüm de onlar yaşıyorlarmış gibi. Kızdım mı? Hayır kızmadım. Kalbim kırıldı. Niye o ben değilim? Orada niye ben yokum diye. Anlıyorum. Utandım. Sanki ben çok kötü bir şey yapmışım gibi çok utandım. Çok da utanıyorum hala. Dışarıda onlar yok. Dışarıda harika bir hayat var. Sen utanılacak bir şey yapmadın Eyşan. Sen suçsuzsun. Sen... sevilmeyi hak ediyorsun. Ediyor muyum? Ömer. Şimdi biraz işim var. O iş bizden daha mı önemli? O iş ailenden daha mı önemli? Bir lanet var üstümde. Gitmiyor. Kafamın içinde o sesler var ya.
susmuyor. Selim bir iki adam getirmiş. Bakman için. Yaşlanıyorsun Ali. Bak herifler pusuya düşürdü seni. Sakin ol Ali. Sıyırma kafayı. Lanetlendin sen. Ömer bulacak seni. Sıkacak kafana bir tane. Bırak sıksın. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ha? Hayır. Daha değil. Daha değil. Gelsene Ali abi. Anne. Konuşma. Otur. Anne ne oldu? O niye burada? Bana bakmaya gelmiş. Niye? Onu görmüş. Üzülürüm diye merak etmiş, dayanamamış gelmiş. Ona mı düştü ya seni merak etmek? Hayır, oğullarıma düştü. Ama onlardan biri katil, öbürü de kendi derdinde ya. Anne. O yüzden bir yabancının insafına kaldık işte. Çık yukarı da o mektubu getir. Ne mektubu? Burada diyor ya, Ömer'in sana yazdığı mektup. Çık getir dedim. Çocuk muyum anne ben ya? Getirmeyeceğim. Sen de artık mümkünse... Annenin dediğini yap Mert. Sıkkın senin. Ya. Üf abla. Üzülmüşsün işte bir şeye. Ne oldu anlatsana. Yorgunum ondan. Gerçekten yok bir şeyim var. Boş ver hadi sen keyfine bak. Çıkıp oynayayım mı arkadaşlarımla? Baydım artık çocuk yerine konmaktan. Büyüdüm ya. İyileştim de. Anlat ne derdin varsa. Yok bir derdim. Bak yine ne yapıyorsun biliyor musun? Sen ne anlarsın ki diyorsun. Hakkın yok bilmeye. Öyle saf saf her şeyden habersiz dolaş ortalıkta diyorsun. Öyle bir şey demiyorum. Diyorsun. Çıkma diyorsun o kornaklı dünyandan. Etrafından bir haber böyle mutluluk oyunu oyna diyorsun. Ne oyunu ya? Oyun mu oynuyorsun sen? Mutlu değil misin Bahar? Neler çektim sana o kornaklı dünyayı yaratabilmek için? Haberin var mı senin? Yok işte. Hiçbir şeyden haberim yok. Ne çektin? Bunca mutsuz olacak, çökecek ne çektin sen? Böyle yaşlanacak ne çektin abla? Dün bugün ne oldu, neler oluyor, neyin var senin? Değecek bir şey mi bari? Kendin de bizi de sildiğine değecek bir şey mi? Hepimizin üstüne serptiğin ölü toprağına değecek bir şey mi abla? En çok da seni kırdım Mert. Kardeşim kimseyi suçlama. Kimseye kızma. Bana kız. Beni suçla. Seni terk ettim ben. Buraya gelmeden önce terk ettim ben seni Mert. Ben yaptım kardeşim. Hepsi doğru. Ben soygun yaptım. Adam öldürdüm. Ben suçluyum.
Çok önce söylemeliydim ama cesaret edemedim. İstedim ki beni böyle değil de eski halimde hatırlayın. Öyle işler yaptım ki kim olduğumu ben bile bilmiyorum artık. Senden son bir şey istiyorum Mert. Beni öldür artık, yalvarırım sana. Beni o gün öldür. O soygundan önce. O geceden önce öldür beni. Sonrası hep yalan. Sonrası hep kötülük. Beni hep bildiğin Ömer olarak hatırla. Artık ben yokum kardeşim. Öldür beni. Bitti mi? Bitti. İyi. Şimdi yak o mektubu. Yak dedim. Yak dedim. Adam öldürmek, dünya yatağının yanında olacaksın. Ondan utanmayacaksın, ona sırtını çevirmeyeceksin. Bana bak. Böyle mi yetiştirdim ben seni? Böyle mi öğrettim? Ha? Ha? Yazıklar olsun, siz iki kardeşsiniz. Anne, abim... Siz iki kardeşsiniz. Ölüm sizi ayıramaz. Suç sizi ayıramaz. Böylesiniz siz. Yazıklar olsun, ikiniz. Bunu böyle yazana da, buna inanıp kardeşine sırt çevirene de. Ömer'in seni utandırdığından çok daha fazla utandırdın beni Mert. Yazıklar olsun elimizde. Anne. Odana çık. Yanımda istemiyorum şimdi seni. Odana çık. Utandırdın beni Ömer. Duyacak anne. Kim duyarsa duysun. 12 sene. 12 sene sensiz yaşadık. Seni öldü bildik. Arkandan yasını tuttuk. Her gün oğulların odasından geçtiğim her gün o çocuğun ağladığını duydum abi abi diye. Sizi korumaya çalışıyordum anne. Olmaz olsun böyle koruma. İstemiyorum ben böyle koruma. Anne anlamıyorsun. Neyi anlayacağım? Kardeşin tek umudunu elinden aldığını mı? Bu aileyi yalan söyleyerek utandırdığını mı? Anana doğru dürüst sarılamadığını mı? İstemem, kalsın. Mert'e bir şey olmasın diye yaptım anne. Mert'e bir şey oldu. Gururunu kırdın kardeşinin. Ölürken yapamadığını yeniden dirilip böyle yaptın. Olmaz olsun böyle intikam, olmaz olsun böyle adalet. Öyle deme anne, bana neler yaptılar bilmiyorsun. Sana değil, sırf sana değil. Hepimize yaptılar. Ama bu aile dağılmadı. Bu yuva oğlunu geri istedi. Bu yuva Ömer'i hak etti. Seni değil, seni değil. Ömer'i. Ömer'imi. Senin yaptıklarını hayatta yapmayacak olan Ömer'imi. Sen haklıymışsın. Seni değiştirmişler oğlum. Seni bozmuşlar. Anne sen bari yapma. Annen kim senin? Hı? Ben değilim çünkü. Ezel miydi senin adın? Ben seni sevmedim. Sen git benim oğlum gelsin. Ona söyle. Onu çağır, ben onu istiyorum. Ben Ömer'imi istiyorum. Ben kendi oğlumu istiyorum. Anne, anne. Sen git. Git. Ömer'im ne zaman geleceğini bilir. O biriciktir. O doğrusunu yapar. O herkese, sana da gününü gösterir. Sen git. Yanında oğlumu getirmeden de bir daha gelme.
Bu eve bir daha gelme. Anladın mı? Bu eve bir daha gelme. Konuşmayı, dertleşmeyi özledim. Ama en çok neyini özledim biliyor musun? Gülüşünü. O kadar zaman oldu ki kahkahanı duymayalı. Tamam, ısrar etmeyeceğim. Söyleme bana ne olduğunu. Ama bir bak kendine ne olur. Git bir bak aynaya. Renksiz, solgun bir kopyası gibisin ablamın. Onun için mi üstünde bir sis bulutuyla dolaşıyorsun? Eski yaşan olmadığını anlaşılmasın diye. Gözlerin eskisi gibi parlamıyor diye mi bakmıyorsun hiçbirimizin gözüne ha abla? Onun için mi bizimleymiş gibi davranıyorsun ama aslında burada değilsin? Neredesin abla? Nereye gittiysen dön artık. Ne var belinde? Azıcık acıyor var mı? Kumarhaneye git. Siz nereye? Atışta halini yapma ya. Doğruyu söyle Ali. Nereye gidiyoruz? Laneti ortadan kaldırmaya. Şöyle. Kime sıkıyoruz?